Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilme lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, bundan önceki e, videomuzda Kur'an-ı Kerim'i kalem tekniği ile en kısa sürede nasıl öğrenir ve öğretiriz bunu işledik. Bugünkü videomuzda da dersimizde de elif bayı en etkili şekilde sıfırdan başlayacak yavrularımıza, kardeşlerimize nasıl öğretebiliriz? Efendim nerelerden başlamalıyız? Ne gibi şeyler öğretmeliyiz? E neler yüklemeliyiz bu sıfırdan başlayan kardeşlerimize? Bunların tekliğini göreceğiz. Aynı zamanda da e, efendim öğreteceğimiz şeyleri de seslendireceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi her şeyden önce burada önemli olan e, Elifba'nın baştan sıfırdan öğrenilmesinde bazı püf noktalar var. Bunlar şöyle ki Kur'anı yeni öğrenecekler için Elifba'ya mutlaka fem muhsin yani ehil bir hocayla başlamalı. Biliyorsunuz fem Arapça'da ağız demek, muhsin eğitimli iyi bir ağız, talim görmüş e, bu işin talimini yapmış e, bir Hocadan bahsediliyor burada Fehmi Muhsin derken. Ee, şimdi tabii ki kendi kendine Kur'an öğrenmeye başlayanlar e, veyahut da ehil olmayan bir hoca ile başlayanlar veyahut da diyelim ki ben internetten öğrendim Kur'an okumayı. E, bazı programlar var tabii oralarda. O şekilde öğrenenlerin so sonucu Yapılan yanlışlıkların sonucunda da bu hataların ileride düzeltilmesi hafızaya efendim o şekilde hatalı olarak yerleştiği için adeta bunlara düzeltmek imkansız olmaktadır. Zira Kur'an harflerinin mahreçlerinin yani ağızdan çıkan yerlerinin ana dilimizden tamamen farklı olması nedeniyle harflerin isimlerini Latin harfleri yerine Arapça harfler ile yazılı elip bağları kullanmalıyız ve seçmeliyiz kesinlikle ve kesinlikle latin harfleriyle isimlendirilmiş efendim Arapça harflerin e, ki, e, harflerin yazılı olduğu elif bağları e, kullanmamalıyız. Yine e, bu peltek efendim e, harfler e, bizim dilimizde olmayan harfler mesela örneğin Arapçada ü o, o seslerinin olmaması işte efendim dat harfinin e, değil bizim dilimizde dünyanın birçok dilinde böyle bir efendim e, harfin olmaması böyle bir sesin e, olmaması e, yani bunların ağızdan çıkış yerlerinin ana dilimizden tamam tamamıyla farklı e, olması nedeniyle harflerin e, isimlerini de yine arapça efendim seslerle seslendirmeliyiz bu bakımdan da bizim dilimizde olmayan bu seslerden dolayı da e, bunların bu Arapça harflerin mahreçleri özel çalışma gerektirmektedir. Şimdi temellerin tabii ki herhangi bir şeyin temelinin sağlıklı olabilmesi için güçlü ve ehil kişilerle atılması gerektiğinden Kur'an'ın temeli olan Elif da sağlam ve doğru olarak bir mihmandar yani hoca ile öğrenilmesi olmazsa olmaz efendim bir düsturdur. Şimdi tabii internette görüyoruz piyasada bazı böyle reklamlar veriliyor 5 saatte bir günde Kur'an öğretiyoruz gibi efendim bu vaatlere kesinlikle ve kesinlikle itibar etmemeliyiz diyoruz çünkü neden bu uzun soluklu olan Kur'an öğreniminde bu yolda başarının sırrı hocanızın ehil olması ve de Tekrarların azimle bıkmadan, usanmadan yapılmasındadır. Ee, bizler de tabi hocalarımızdan e, gördüğümüz e, veç ile e, her Kur'an dersine başlarken de mutlaka Cenab-ı Hak'tan efendim yardım dilemeliyiz ve dua ile benim başladığım gibi başlamalıyız. Bu da efendim Kur'an'a başlarken efendim Kur'anı öğrenmenin bir adabındandır. Hocalarımızdan da bu şekilde gördük. Önce tabii ki harflerin öğrenimi. Burada gördüğünüz gibi harflerin altlarında Osmanlıca isimleri var. Daha doğrusu Arapça yazılışları da var bu harflerin. Kesinlikle ve kesinlikle Türkçe isimlendirilmeli olan elifbalardan kaçınmalıyız dedik. Buna ne gibi sonuçları, sakıncaları var? Mesela örneğin diyelim ki gaf harfini, şu görmüş olduğunuz gaf harfini Türkçe olarak yazıldığında K ile yazılıyor. Kaf. Tabii ki talebe bunu hecelediğinde, harekeyle okuduğunda K, K, K diye yanlış okuyabiliyor. Tabii bir düzeltiyoruz diyoruz ki bu K, K, K değil. Bunu K, K, K diye okuyacağız diyoruz. Çocuk diyor ki hocam ama bu diyor bakın baş harfi K ile başlıyor. Yine aynı şekilde mesela del harfi. Dal diye yazılmış. Dal. Tabii ki del istifale harfi ince harfi olduğu için e, kesinlikle dal diye isimlendirilmemeli. Fakat Türkçesinde dal diye yazdığı için bunu harekelerken, harekeli okurken çocuk da, de, di, du diye okuyor. Mesela efendim e, derake kelimesini efendim dareke okuyabiliyor. E diyorsunuz ki bakın bu dağ değil, bu de, de, del harfi, ince harfi boyunca D okumalıyız. Ama hocam diyor bunun ismi bakın dal yazıyor diyor, dağ ile başlıyor, kalın diyor burası diyor. O bakımdan bu yanlışlıkları önleme babında mutlaka ve mutlaka Türkçe isimlendirilmiş elif efendim öğreteceğimiz kişiyi uzak tutmalıyız. Peki diyeceksiniz ki hocam bunların altlarında bunların isimlerinin e, isimlendirilmesi Arapça yazıyor ama... E çocuk zaten başlangıçta bunu bilmiyor. Ha biz ne yapacağız? çocuğa bunun nasıl okunduğunu efendim önce bir okuyacağız. Birkaç defa okuyacağız. Ona da tekrar ettireceğiz ve ev ödevi vereceğiz. E, artık günümüzün teknolojisi ilerlediğinden internette değerli hocalarımızın e, efendim CD'leri var, onların seslendirmeleri var, e, web sayfaları var. Onlar da bu şekilde aynı şekilde e, efendim isimlendiriliyor e, doğru bir şekilde. Biz zamanında da bize de yanlış öğretilmişti. Ne gibi? Elif, B, T, T, C, M, H, H, Dal, Zel, rızı, tı, zı gibi öğretilmişti. Bunlar tabii ki zamanında, Osmanlı zamanında mekteplerde Osmanlıcanın Kur'an'la beraber, daha doğrusu Türkçenin Kur'an'la beraber aynı anda öğretilmesinden dolayı Osmanlıca elifba, elifba kullanılmış. Bu yanlışlık da oradan geliyor. Artık günümüzde bunun böyle olmadığı, efendim, bunun orijinal okunuşunun seslendirilmesinin bu şekilde olduğunu efendim şu anda görmekteyiz ve artık uygulamaktayız uygulanmakta. Ee, tabii çocuk bunu e, sesli olarak defalarca dinlediği zaman internetten veyahut da bir kayıttan veya bir CD'de olabilir. Ne yapıyor? Artık tam olarak harfleri tanıyor, seslendirilmesini de tam olarak efendim belleğine yerleştirmiş oluyor. Şimdi tabii ki burada bunu seslendirmeden önce önemli olan bir konu daha var. Gördüğünüz gibi burada üç değişik renk görüyoruz. Siyah, kırmızı ve mavi. Kırmızı olan harfler isti'la dediğimiz yani dil kökünün yukarıya kalktığı kalın harfler. Yedi tanedir bunlar. Bu kalın harfleri mutlaka ve mutlaka çocuğa öğretmeliyiz. Yani bunu bunları seslendirirken hangi harfler kalın harfler diye çocuk bunları mutlaka ne yapabilmeli? efendim söyleyebilmeli. E, bunları tabi ezberlerken sırasıyla burada olduğu gibi ha, sad, vad, da, va, vâ, vayn, gaf diye de ezberleyebilir. Fakat genelde medreselerde şurada da gördüğünüz gibi efendim ecdadımız beyitler yapmış. Beyitlerle de ezberlenebiliyor. Mesela kalın harflere, isti'la harflerine hussa vavtin gıyv beyti efendim yapılmış gördüğünüz gibi kalın harfler hangileridir? Hussa vaddin qiv diye beyti söylediğimizde kendiliğinden bu harfler meydana çıkıyor. Bakın hussa ha sad vav dat gayn tin DA qiv kaf ve va bu şekilde çıkarabiliriz. Hatırlaması daha kolay olduğu için beyitlerin. Mavi olan harfler de peltek harfler. Bizim dilimizde olmayan harfler bunlar. Dil ucunun üst dişlerimizin altına değdirerekten, harfin keskinliğini alarak, peltek olarak okunması. İşte bunlar da üç tane. Üç noktalı ve, efendim, zel, belikambur olan zel. Bir de Va. Gördüğünüz gibi zade iki renk var. Hem kırmızı hem de mavi. Demek ki bu harf hem kalın harf, hem de peltek harf. Diğer geriye kalan, diğer geriye kalan siyah harfler, ince harfler, bunlara da efendim istifale harfleri diyoruz ki dil kökünün aşağıda kaldığı efendim harfler, ince harfler diğer bir tabirle. Ee, tabii ki e, bunlarda tabi hem ince hem kalın olan iki harfimiz var. Ra harfiyle lafzatullah'taki lan. Bundan sonraki gelecek teorik sayfamızda da. Bu harflerin, Ra'nın ve bu lafzatullahın lamının nerelerde kalın, nerelerde ince okunduğunu orada da kısa bir izahatla çocuğa efendim öğretebileceğimizi göreceğiz. Şimdi bu bilgiyi de verdikten sonra, bu bilgiyi de verdikten sonra ne yapalım? Bu harflerimizi seslendirelim. Gördüğünüz gibi bizim ilk öğrendiğimiz, yanlış öğrendiğimiz tarzda elif, b, t, s, cim değil. Bakın B, bir elif miktarı çekiyor. B diye. T, gördüğünüz gibi cim değil, cim. Burada da bir cimi çeken y var, çekiyor seslendirmelerde. Şimdi zaten Cenab-ı Hak e, bizlere huruf u mukaddalarda, Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla peygamberimize bu harflerin 14 tanesini bildirmiş. Nasıl okunacağını. Yani bizim öğrendiğimiz tığlığının yanlışlığını oradan anlıyoruz zaten. Mesela da-he diye başlayan, ayet-i başındaki huruf mukatta eğer tıh olsaydı tıh diye okunacaktı ama hiçbir zaman için tıh diye okunmuyor. Da he diye okunuyor. Orada onun tı olmadığını ve de da harfi olarak telaffuz edilmesi gerektiğini oradan öğreniyoruz. Geriye kalan efendim 14 tanenin dışındaki harfleri de Arapça kamustan, lügattan görebiliyoruz. Mesela ne gibi? Ba için ne yazmış? Elba'u. Başındaki lamı tarifi el takısını attığımızda sondaki de ı hemzesini çıkardığımızda geriye ne kalıyor? Bir bir elif miktarı efendim çekilen ba kalıyor. Diğerleri de aynı şekilde devam ediyor. Etü et el elci gibi. Bu bakımdan efendim kısa değil de bu şekilde okuyacağız. Başlıyoruz. Elif

Z ra, AİN VAYN FE of, KAF KAF LEM MİM NUN VEV HE Elif Y Gördüğünüz gibi bu şekilde seslendireceğiz. O bu şekilde de talebeye aktarıp öğreteceğiz. Burada önemli bir sayfamız daha var. Genelde tabii ki biz belki bu elifba'dan sizlere örnek olarak veriyoruz ama kalem tekniğini öğrendikten sonra istediğiniz her türlü Türkçe yazılı olmayan her türlü elifba'dan efendim Kur'an'ı elifbayı öğretebilirsiniz çocuklara. Çoğunlukla bütün elif bağlarda bu sayfayı görürsünüz. Nedir bu sayfa? Harflerin başta, ortada ve sonda yazılışları. E tabii ki bu kardeşimiz çocuklar harfleri öğrendikten sonra müstakil olarak bir de bu harflerin başta, ortada ve sonda yazılış şekillerinde mutlaka bellemeleri gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi burada zaten belirtmiş harflerin müstakil yazılışları şekilleri, resimleri daha doğrusu. Burada da başta gelen şekilleri, ortada gelen şekilleri ve de sonda gelen şekilleri. Peki bunları nasıl öğreteceğiz? Ee, tabii ki bir böyle tahtada, bir tahtamız yazı tahtamız olduğu zamanlar biz bunları B, B, B ile örnek vererekten gösteriyoruz. Nasıl veriyoruz? Şöyle ki, bakın şimdi bu B harfinin her iki tarafı da kapalı. Eğer Arapça sağdan sola okunduğu için bunun sol tarafının şu şeklini şurayı mesela silersek şu kapalı olan bölümü silersek ne kaldı? Sağ taraf kapalı kaldı. Sol taraf açık. Demek ki bu açık olan tarafa bir harf yerleşebilir. Burada da zaten efendim bu açık kısmı görüyorsunuz. Demek ki sağ taraf kapalıysa, sol taraf açıksa, Arapça'da sağdan sola okunuyorsa o zaman demek ki bu harf nerededir? Tabii ki baştadır. Gelelim tam tersine. Bu sefer tam tersi olan kapalı olan sol taraf kapalı kalsın. Bu sağ taraf açık kalsın. Bu seferde ne olacak? Buraya bir burada görüldüğü gibi buraya bir açık olan tarafa bir harf birleşebilir ama buraya birleşmez. Demek ki sonda olduğu için de bu efendim harfin sol tarafı kapalı olduğu için de sonda olduğu aşikar. Ama her iki tarafını da Efendim kapalı olan kısımlarını silersek şurada olduğu gibi efendim her iki tarafı da açık olursa o zaman gördüğünüz gibi ne olur bu harfin her iki tarafına da bir harf birleşebileceğini e, gösterir ve de bunun ortada olduğu burada aşikar olur. Bunu bu şekilde çocuğa öğretebiliriz. Tabii ki burada bazı birbirine çok benzeyen harfler var. Mesela ne var? Üç noktalı peltek F ile şu alt kısımda göreceğimiz yine ortada yazılan her iki tarafa açık üç noktalı Şin harfi. Buna sıfırdan başlayan kişiler hep bunları karıştırıyorlar. Yani peltek F'yi Şin, Şin'i de peltek F okumaları her zaman o hata yapmaları mümkün. O zaman ne diyeceğiz? Şöyle dikkatlice eğer bakarsak ortada yazılan peltek F'de gördüğünüz gibi bir tane diş var. Ama şine baktığımızda şin harfinde üç tane diş var. Demek ki aradaki farkı bu şekilde çocuğa izah edersek efendim peltek F ile şinin karıştırılması efendim ortadan kalkar. Bu peltek s'de en fazla olsa olsa iki tane diş olur. O ikinci diş de belki ona bitişen harfin bir çıkıntısı olabilir. Kendisine ait değildir. Ee, o bakımdan da saydığında çocuk üç tane diş varsa burada olduğu gibi mutlaka yok. Peltek F değil, Şin olduğu ortaya çıkar. Başka birbiriyle karıştırılan diğer harfler neler olabilir? Mesela ortada yazılan vayin harfi ile F harfi. Değil mi? İkisi de birbirine çok benziyor. İkisinde de üzerinde bir nokta var. İkisinin de e, sağı ve solu açık. Ha, vayin harfinin e, Ayın da tabi aynı. Gayın harfinin içinin kapalı olduğu ve sanki böyle sol tarafa kafasını dönmüş bir insan figürüne benzediğini F'nin de bundan ayırmak için efendim ortasının gözünün açık olduğunu yani badem gözlü derdik biz. Badem gözlü olduğunu efendim bu arasındaki farkı e, çocuğu çocuğa anlatırsak bunun da karıştırılmasını önlemiş, engellemiş oluruz. Çoğunlukla elif harfini lam harfiyle ortada yazılan lam harfiyle efendim çok fazla karıştırılıyor. Neden? İkisinde de bakın şu şekilde bir çizgi var ama biz şunu öğreteceğiz çocuğa. Elif harfi kesinlikle ve kesinlikle uzun elif olarak bu şekilde ortada gelmez. Ortada gelen mutlaka efendim küçük hemze dediğimiz şu başta da efendim gördüğümüz şu şekilde ortada gelir ama uzun elif olarak gelmez. Eğer bu uzun şekilde ortada görüyorsak mutlaka ve mutlaka lam'dır. Bunu da efendim karıştırmamaları babında bu bilgide vermemiz gerekiyor. Başka e, burada karıştırılan harflerden bir tanesi de mim harfi. Onu da şöyle ekrana alalım. Gördüğünüz gibi mimin çok çeşitleri var. Efendim, başta yazılan mim var. Her iki tarafa açık ortada yazılan bir, iki, şu değişik şekilleri var. Efendim, e, yine böyle toplu iğne başı gibi bir çıkıntı yapmış sağ tarafa mimler var ki eğer en ufak bir toplu iğne başı gibi bir çıkıntı bile olsa onun da mim olduğunu çocuğa göstermeliyiz. Sonunda gelen mimler belli zaten. Bakın iki çeşidi var burada. Onları da gösterip mimin çeşitlerini karıştırmaması babında efendim burada öğretmeliyiz. Ee, bizler e, genelde nesih hatlı el yazısı olan efendim elif bağları tercih ediyoruz. Bilgisayar hatlı elif bağları kesinlikle efendim kullandırmıyoruz. Neden? Çünkü bilgisayar hatlı elif bağlarda mesela örneğin bazı harf çeşitleri yok. Şu ortada gelen şu H yok mesela. Şu kuyrukta olan sonda gelen H de yok. Başka şu görmüş olduğumuz Y çeşidi de yok. Bunun gibi efendim bilgisayar bir de böyle hep alttan bağladığı için biz bunları fıtri görmüyoruz. El yazısı olan nesih hatlı efendim görmüş olduğunuz e, elif bağları kullandırıyoruz ki e, zordan öğretip bunu zor diyorlar gerçi zor değil zordan öğretip her şeyi kolayca okumalarını sağlamak bütün de efendim gayemiz. Onun için böyle kolay olan böyle geniş geniş yazılı mesela Kur'an bilgisayar hatlı Kur'anlardan öğretildiği zaman çocuğun önüne böyle bir nesih hatlı Kur'an konduğunda ben bunu okuyamam diyor. O bakımdan efendim böyle bir nesih hatlı elipbadan öğretip nesih hatlı Kur'an'dan okumasını sağlarsak. Ne olur? Hem her çeşit harfin kullanıldığı, çeşidinin kullanıldığı efendim harfleri tanıma şansına sahip olurlar. Hem de fıtri olarak daha efendim güzel bir şekilde, doyurucu bir şekilde okumaya sahip olurlar. Evet. Şimdi burada tabii ki bu harflerin değişik şekillerini de öğrendikten sonra ev ödevi olarak verdik. Bunlara çalış gel bakalım tanıyabilecek misiniz? Yarın seni bir kontrol edelim diyeceğiz. A4 kağıdını... 4'e katlayıp onun ortasında bir delik açacağız. Delik açtıktan sonra bu sayfayı kapatacak şekilde o boş kağıdımızı koyacağız ki şu harflerin başta, sonda, ortada bölümlerini kapatabilsin. Mesela hemen koyduk. Şuraya koyduk o deliği. Bu harf bu delikten çıktı. Bu hangi harftir? Eğer çocuk biliyorsa ki bu F harfi. Peki bu harf ortada mıdır, sonda mıdır, başta mıdır? Eğer bunun da ortada olduğunu biliyorsa bu şekilde birkaç tane harfi bu şekilde ortada mıdır, başta mıdır, sonda mıdır? Efendim artık tamamıyla öğrendiğini kanaat getirdiğimiz zaman bu sayfayı da geçebiliriz. Gördüğünüz gibi genelde erip bağlarda pek fazla bir teorik bilgi verilmiyor. Fakat bizler bu elifbada iki tane teorik sayfa hazırladık. Bunlar olmazsa olmaz diyoruz. Şimdi e, talebemize harflerin nasıl okunduğunu, resimlerini, şekillerini öğrettik. Ondan sonra ne oldu? Bunları harekeli olarak okuyabilmesi için bakın burada harekeleri, tenminleri, cezim nedir, şedde nedir, met harfleri nedir, kaç tanedir ve bunlar nasıl met harfi olurlar? Efendim met çekeri nedir? Değil mi? E, sonra işte efendim bu elif-i maksure dediğimiz elif yerine yazılan hat icabı ye ve vav. Bunlar niye bu şekilde yazılmıştır? Bunlar ne anlama gelir? Efendim. Sonra efendim okunmayan, okunan ve okunmayan el takılır ilami tarifler ve en son olarak da bu sayfamızda ta-i marbuta diğer bir adıyla da müennes teyisi ta te teknis dediğimiz efendim şu yuvarlak t'ler bunların nasıl durduğumuz zaman sakin olarak okunması ve H'ye dönmesini mutlaka ve mutlaka öğretmemiz gerekiyor. Şimdi tabii ki nasıl öğreteceğiz? Bir kere her şeyden önce harekenin 3 tane olduğunu belli e, anlatacağız. Hareke kaç tanedir? Hareke 3 tanedir. Bunlar nelerdir? Şu gördüğünüz resimlerinde şu çizgileri harf olarak kabul edersek çizginin yani harfin üzerinde olan şu eğik çizginin efendim üstün Arapçasının feta olduğunu söylemeliyiz. Eğer altında ise esre Arapçasının da kesre olduğunu anlatmalıyız. Gördüğünüz gibi ötre de ufak bir vav, vavın küçültülmüş minyatür hali olan efendim gene harfin üzerine gelen bunun da ötre Arapçasında vanna olduğunu efendim öğretmeliyiz. Tabii ki bu arada tabii ki çocuğumuz ilk başlangıçta harfleri öğrenirken kalın harfleri efendim ince harflerden ayırabiliyordu değil mi? 7 tane harfi. Hussabatin qiz olarak Şimdi üstün yani fetha ince harfleri ne okutur? E ile a arası okutur. Çünkü neden? Ne bizdeki efendim Türkçedeki şu ince e ne de efendim kalın olarak a değil. İkisinin arası e e e bu şekilde efendim e ile a arası bir sesle okutur. Kalın harfleri ise bu efendim üstün yani fetha a sesiyle okutur. Mesela sin ince olduğu için Efendim bu bu hareke geldiğinde s ama sat kalın olduğu için satın üzerine geldiğinde de yine a ile sağ olarak kalın olarak okutur. Esre ise ince harfleri bizdeki bildiğimiz i sesiyle kalın harfleri de önce kalınlığının istilasını vererekten efendim ı sesiyle sonu mutlaka i ile bitmelidir kesreden dolayı ı sesiyle okutur. Bunu da öğrettik. Geldik ötreye yani zammeye zammede efendim ince harfleri Arapçada ü sesi olmadığı için ü sesiyle değil u ile ü arası bir sesle U u diye ince harfleri okutur. Kalın harfler bizim bildiğimiz u sesiyle okutur. Yine aynı şekilde bu ötrede sin ve satı örnek verirsek sin ince harftir. İstifale harfidir. Su, su, su bu şekilde ötre yani vamme geldiğinde eğer bu kalın harf olan satın üzerine geldiğinde onu da su değil su olarak okutur. Tabii ki geldik tenmine. Tenmin nedir? Tenmin harfin sonunu nunlamak demektir. Cezinli bir nun ile nunlamak demektir. Bu da iki üstün, iki esre, iki ötredir. Yani bir nevi efendiyi bunlar da bir harekedir. Bunlarda da aynı şekilde mesela üstünde ne demiştik? İnce harfleri E, kalın harfleri A demiştik. Sonuna bir nun getireceğiz. E ne oldu? En, A da an oldu. Demek ki iki üstün ince harfleri en, kalın harfleri an. İki ise ince harfleri in, kalın harfleri in okutur. İki ötre de ince harfleri un, kalın harfleri un okutur diye bu şekilde hareketleri de öğretmiş. Ee, oluruz. Cezim ise şeklini şu şekilde şu çizgiyi harf olarak kabul edersek cezimin de şeklini bir sıfır şeklinde öğretmeliyiz. Neden? Sıfır demek sıfır hareket demek. Bu üzerine gelmiş olduğu harfi aynı, aynı zamanda da ne yapar? Sakin yapar. Bunu da öğrettik. Ama bu cezim ne zaman gelir? Nasıl? Hangi şartlarda gelir? tek başına bir harfin üzerine gelmez. Harekeli bir harfin önündeki hareketsiz harfin üzerine gelir. Harekeli harfi hareketsiz harfe ne yapar? Tutturur. Mesela ne gibi bakın. Eğer şurada bu elif olmasa sadece bu B'nin üzerine bir cezim olmaz. Olsa da okunmaz zaten. Sıfır her hareke demektir. Bunun okunabilmesi için harekeli bir harfin önünde mutlaka bu şekilde gelmesi gerekir ki harekeli harfi üzerine geldiği bu hareketsiz harfe tutturmaya yarar. Ne gibi? Eb gibi. Esre de olabilir. Eb, üb. Gördüğünüz gibi. Zaten eskiler buna anlatımlarda efendim cezim yerine tutar da demişler. Tutar. Ne yapıyor? Harfi birbirine, iki harfi birbirine tutturuyor. Cezimi öğrettikten sonra sıra geldi şeddeye. Ee, Şedde de Yine aynı şekilde aynı tarifi yapıyoruz. Harekeli bir harfin önündeki hareketsiz harfin üzerine gelir ve harekeli harfi hareketsiz harfe önce tutturur, eb, sonra da hareketsine göre okutturur. B. Şette zaten bir harfi iki defa okutturur. Burada gördüğünüz gibi harekeli bir harfin önüne geldi, efendim Şehde şette, şeddeli harf ve harekeli harfi hareketsiz harfi önce tutturacağız, eb, ikincisinde de hareketsine göre okutturacağız. B. Eb B, ıb, b gibi. Geldik met harflerine. Tabii ki e, elif bağda çeken metli harfleri de mutlaka öğreteceğimiz için met harflerinin kaç tane olduğunu, 3 tane olduğunu burada göstermeliyiz. Bunlar nelerdir? Elif, Y, vav veyahut da vav, ya elif de diyebiliriz bunlara. Peki bu Kur'an'da gördüğümüz her elif, ye, vav met harfi midir? Hayır değildir. Çünkü bunların met harfi olabilmesi için bir kriter var. Nedir? Kendi cinsinden harekeli olan bir harfin önüne hareketsiz olarak bu vav veya elif geldiğinde o harekeli harfi efendim bir elif miktarı uzatır. Bunlar kendileri çekmez ama önüne geldikleri harfi uzatırlar. Bu ikisini karıştırmayalım. Ne gibi? Bakın B'nin harekesi var. B'nin önüne birleşmiş elif. FETÖ olduğu için. Bunu ne yapacak? Bir Birelik miktarı uzatacak. B. Bakın gördüğünüz gibi B'nin altında S şeker var. Efendim önünde de bir ha hareketsiz bir Y var. Zaten kuyruğundan görüyoruz bu Y'yi. Onu da B diye bir miktarı uzatır. Yine B'nin ötresi var, harekesi var. B'nin önünde de kendi cinsinden olan efendim Vav var. Metallerinden harflerinden Vav var. Bu Vav da bu B'yi ne olur? Bir Birelik miktarı ü sesiyle uzatır. Bu diye bu şekilde met harflerinde kendilerine öğretmeliyiz. Geldik, çekerlere, met çekerleri. Bunları mutlaka öğretmeliyiz çünkü çoğu kişi met çekerlerinin ne işe yaradığını, niye geldiğini, hangi şartlarda geldiğini bilmiyorlar. Met çekerleri ikidir. Yine gördüğünüz gibi bu çizgileri harf kabul edelim. Harfin üzerine gelen şu met çekeri, fetha met çekeri. Yani o harfi fetal olarak, üstünlü olarak okutur. bir elif miktarı çeker. Altına gelenlerde de kesreli olarak yani esreli olarak okutur. Bir elif miktarı esre olarak çeker. Peki bunlar ne zaman gelir? Bunlar çoğunlukla met harflerinin mukadder yani gizli oldukları zamanlarda gelir. Ve orada met harfi vav ya elif olmamasına rağmen sanki orada bir met harfi varmış gibi eğer üstüne gelirse feta olarak bir elif miktarı çeker. Altına gelirse de kesre olarak bir elif miktarı kesre olarak çeker. Bakın, Allah dediğimizde lamın üzerine gelmiş. Lamı çeken efendim burada bir elif göremiyoruz. Mukadderdir, gizlidir. Demek ki biz ne, neyi bileceğiz? Met harfini göremediğimiz halde üzerine bu çeker geldiği için sanki orada bir met harfi varmış gibi bir elif miktarı uzatıyoruz. Allah diye. Esresine örnek verelim kesreli olanına. Bakın bir hi dediğimizde B'de esra var çekmez. Ama H'nin altında çeker var. Bir elif miktarı hi diye çekeceğiz. Sanki orada bir mukadder ne var? Bir Y harfi varmış gibi bir elif miktarı çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Peki şurada bir soru işaretimiz var. Bu efendim işaretler sadece met harflerinin mukadder gizli olduğu zamanlarda mı gelir? Hayır. Met harfiyle beraber de gelebilirler. O zaman demek ki şöyle bir soru geliyor akla. Talebeler bunu soruyorlar. Peki hocam hem met çekeri var hem de met harfi var. Bunu biz iki elif mi çekeceğiz? Hayır. Yine bir elif miktarı çekeceğiz. Bizim için daha da kolaylık olur. Yani birini atlasak diğeri mesela met çekerini görmesek met harfinden bir elif çekeceğimizi biliyoruz. Eğer met harfini orada göremesek bu çekerden dolayı da efendim bir elif miktarı çekeceğimizi efendim işareti olmuş oluyor. O bakımdan bu met çekerleri çoğunlukla met harflerinin gizli olduğu zamanlarda gelirler ama met harfiyle beraber de gelebilirler. Bunu da böyle bileceğiz. 4 elife kadar çeken met işareti de diğer efendim işaretlerden, harekelerden biraz daha büyük olan bir met işareti burada gördüğünüz gibi. Evet bu işaret de efendim kelimelerde harekelerle beraber gelir. Üstünse 4 elif miktarı çekecek şekilde gelir. Esre ise 4 elif miktarı esre olarak çekilmesini belirtir. Vam ise yani ötre ise de burada gördüğünüz gibi dört elif miktarı efendim çekileceğini gösterir. Bakın burada feto olarak gelmiş. fetayla ile beraber gelmiş. C ediyor dört elif miktarı. Burada zamme olarak gelmiş. Su e. İşte yine dört elif miktarı çekeceğimizi gösteriyor. Fakat huruf-u mukaddalarda harekeler gözükmez. Hareketsiz gelirler. Bakın burada lamın üzerine gelmiş. Mimin üzerine gelmiş. Lam ve mimi ismini bildiğimiz için Lem. Mimi de aynı şekilde mim diye dört elif miktarı çekerek okuyacağız ki burada e, huruf da hareketsiz yalın haliyle gelirler. Demek ki bu dört elif miktarı işaretini gördüğümüzde üzerine geldiği harfi harekesine göre dört elif miktarı çekeceğiz. Bundan sonra elifi maksure diye bir bölüm var. Ne demek? Bakın Şimdi kesre harekeli, esra harekeli bir harfime met harflerinden mutlaka y çeker. Bunu biliyoruz. Evet. Burada da gördüğünüz gibi. Bakın kesre harekeli b'yi y çekmiş. B, vamme harekeli, ötre harekeli bir harfi de mutlaka kendi cinsinden vav çeker. Bu, fetha harekeli bir harfi. Burada bir parantez açıyoruz. Biraz burada bir istisnai durum var. Çoğunlukla elif çekmekle beraber. Bazen y bazen de efendim vav wow, çekebilir. Bakın ale dediğimizde bu elifle de, de yazılabilirdi ama feta olduğu halde lam met harflerinden elif değil ''Y'' çekmiş ale. Burada da salate lam feta olduğu halde yine elif yerine efendim vav wow çekmiş. demek ki biz burada neye bakacağız? Efendim çekerine bakacağız. Bir elif miktarı çekiyoruz. Feta, feta çeker olduğu için feta olarak çekeceğiz kesre çeker olduğu için de bu e, mesela burada da fethe çeker olduğu için de y olmasına rağmen yine fet olarak ala diye çekeceğiz. Bir sürü örnekler var Kur'an'da. müse efendim gibi. Bunlar tabi ki e, saymakla bitmez. Peki neden bu şekilde elif yerine vav ve ye ile yazıldı diye çocuktan bir soru gelirse ilk söyleyeceğimiz soru e, cevap Hat icabı Araplar bunu bu şekilde yazıyorlar. Ve bu efendim y ile Vavada Elif yerine yazılan Y ye ile Vavada Elif'i maksure diyoruz. Kastrolunmuş, kısaltılmış Elif anlamında. Daha da ileriye gider bu soruyu açmaya çalışırsa. Ne, neden Hatice abi böyle yazıyorlar? Tabii ki bir Arapça bilgisi gerekiyor burada. Ee, bizim yaptığımız araştırmalarda Ala'nın aslının Ale'ye olduğu o bakımdan da burada efendim Y harfiyle harekelendiği için, bunun Y harfiyle yazıldığını göstermek için Ala'yı Y ile yazdıklarını, çektiklerini efendim salatenin aslında da e, salavete olduğunu, çoğulunun salavete olduğunu belli, etmek için vav yazıldığını belli etmek için ne yapmışlar? Elif yerine vav şeklinde yazıyorlar. Bunu da bu şekilde anlatabiliriz. Evet. Geldik son iki efendim konumuza bitirmeden önce videomuzu. Burada da efendim gördüğünüz gibi lamı tarif dediğimiz elifle lamlar bazı yerlerde okunuyor bazı yerlerde okunmuyor. Eğer üzerinde cezim varsa buna lamı tarifin isharı diyoruz. Yani ne yapıyoruz? Elifi lamın lamı ishar ediyoruz, okuyoruz. Elha. Çünkü neden? Eee tecvid istilahında bunlar öğretilecek ileride inşallah tecvid öğretirken eee kameriye diye geçer. Kameriye harflerden e bi ve ha'ya hanın önünde geldiği için lam ishar edilir. Bakın Zaten ne yapıyoruz? Üzerinde cezimi gördüğümüz zaman okuyoruz. Ama şurada gördüğümüz şekilde er Buna bir kelime birleşmiş. hüver olmuş. Burada da ne yapmıyoruz? Okumuyoruz lamı ve direkt olarak şeddeli ve harekeli olan ra'yı, ra'ya tutturarak yani elifi okuyoruz. er veya hüver Burada da okunmadığı için lamı mı tarifin efendim idgamı diyoruz. Önünde e, idgamı şemsiye harflerinden biri olduğu için bu e, lamı o e, efendim şey idgam ediyoruz, harfe idgam ediyoruz. Okumadan direkt olarak geçiyoruz. Zaten de burada a çıkar. Neden? Lambda hareke yok. Direkt olarak harekeli olan harfe koyup okun. Bunların detaylarını da tabi tecvitte idgamı şemsiye isarı kameri olarak öğretilecek. Son konumuz tayi marbuta. Bunun diğer bir adı da tayi teknistir. Mühennes tesidir. Yani sondaki zamir olan h'lerin üzerindeki noktalı t'ler Bunlara T olarak efendim geçtiğimizi okunur. Fakat durduğumuzda sakin olarak bunlar cezimli H olarak efendim durulur. Ne gibi? Hikmeti, hikmeh, agibetü, agibeh, şecarate, şecara. Bu şekilde bunu da bu T'lerinde efendim H'ye dönüştüğünü ve sakin olarak okunacağını çocuğa öğrettikten sonra açık T'ler geldiğinde bu T'lerin Kesinlikle ve kesinlikle t olarak sakin t olarak okunacağını da mutlaka öğretmeliyiz. Ee, misalleri de burada yumyütü durduğumuzda yumyüt T'yi okuduk. Zaten bir tane örnek vermiş. Ee, bu da zaten yeterli tahmin ediyorum. Evet, bugünlük e, video bu videomuzun bu dersimizde bitirmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki dersimizde bağımızı anlatmaya devam edeceğiz inşallah.